Enflasyon direkt halkın üzerine yansır. Benim üzerime yansır diyemez. Yani esnaf kendi cebinden bir şeyi finanse etmez. Edemez. Etse dükkanı kapatacak, gidecek. Enflasyon arttı mı? Bakın yani birincisi bankadaki kredi oranları artıyor değil mi? Yani herkes öz sermayesiyle iş yapmıyor. Bir de kredi kullanıyor. Kullandığı kredinin bir faizi var. Şu anda faiz nereye çıktı? 16,5'a kadar çıktı. Yani kiracıyız değil mi? Burada mal sahibi diyor ki enflasyon var diyor. Kiramı artır benim diyor doğal olarak. Şişe cam da kullanıyoruz. Enflasyon arttığı için şişe cam kendi maliyetlerini artırıyor. İşte kutucu artırıyor, karton artırıyor, kartoncu artırıyor. Herkes artırıyor. Yani bilgisayar alıyoruz. İşte 1000 liraya aldığımız bilgisayar 1350 lira. Bunların hepsi bizim maliyete yansıtmalıyız. 6 ay, 8 ay önce bir teneke beyaz peynir 250 liraydı. Şu anda 400 lira. Enflasyonu nasıl hesaplıyorsanız, benim o kadar kafam çalışmıyor, öyle hesaplayın. Teneke, boş teneke, bildiğiniz beyaz peyniri koyduğunuz bir tane boş teneke 10 lira oldu. Dolardan ve Euro'dan yukarı çıkmasından dolayı 10 lira bir tane boş teneke. Zeytin deseniz ona keza. Bir kilo iyi zeytinin toptan fiyatı 23-24 lira. İnsanlar iyi zeytin evine götürüp yiyemiyorlar. İşte bizde doların en büyük etkisi ambalaj ürünlerinin dolarla olması, yani petrol ürünlerinden yapılması. Bu da ambalaja gelen zam. Ayrıca teneke, peynirin, zeytin tenekesine gelen zamlar dolardan dolayı. Mazotun yüksek olması, maliyetlerin artması, otobanlara gelen paraların da bu maliyetlere binmesi. Bunların hepsi üst üste koyunca maliyetleri oldukça yükseltiyor. Yakıtı 5,5 milyondan 5 milyon 300, 5 milyon 100, 5 milyon 200 dolara bağlı. Her gün bir yükseliyor, bir iniyor. Yakıta yetiştiremiyoruz. Nakliyat ücretimiz az. Büyük küçük nakliyecileri hepsini öldürdüler. Büyük şirketlere ucuz mazot veriyorlar. Biz petroldan 5,5 milyon 5,200'den mazotu alıyoruz. Nakliyeci denen bir şey bitti. Bir kere satışlarımız çok düştü. Enflasyondan dolayı çok uzağa gitmeyelim. Geçen sene 13-14 liraya sattığımız kaşarı toptan bu sene 23-24 liraya satıyoruz. Tabii ki bu bakkala, raflara girdiği zaman bu 30 lirayı geçiyor. 30 lirayı geçince insanların alım gücü tamamen azaldı. Yok. Bizim sektörde bir Necmi abimiz vardır. Onun demesi de şudur. Yakında biz kaşar peyniri kuyumculara falan dağıtmaya başlayacağız dedi. Fiyatlar o kadar yükseliyor ki. Yani diyorum, Türkiye'nin şu anda 450 milyar dolar cari işlemi açtı. Dış borcu var. Bu borcu ödeyecek. Bu borcu nasıl ödeyecek? Türkiye'nin zoru şu. Finans kaynaklarıyla kavga eden bir devletimiz var. Sen finans kaynaklarıyla kavga eden bir devlet içeride politik amaçları var. Onun için burayla kavga ediyor ama dışarıdakiler de bunu algılamıyor. Bunu algılamadığı için de sana krediyi hem vermek istemiyor hem de yüksek maliyetlerle veriyor. Bu yüksek maliyetler de hepsi bize yansıyor. Bize yansıyor derken esnafa yansıyor ama esas olan son kullanıcıya yansıyor. Kuzu bir kiremez bağda 45 milyon lira olmuş. Biz burada 75 milyon liraya kuzu kuşbaşı satıyoruz. Pirzola 110 milyon lira. Haliyle vatandaş bunu nasıl alacak? Alamıyor. En basit örnek tavuk, yani gördüğün tavuk 19 milyon lira. Dana kıyma. Bundan 3 gün öncesine 43 milyon liraydı, şimdi 46 milyon lira. Dana eti 55 milyon lira. Halk nasıl yesin ki? Vallahi fiyatlarımızı bayağı etkiledi. Yani %10-15 bütün ürünlere zam geldi. Yani inşallah düşüyor gibi görünüyor ama bir düşüyor, bir çıkıyor, bir düşüyor, bir çıkıyor. İnşallah şu hükümet, Cumhurbaşkanımız şey görürse artık, hükümet kurarsa inşallah düzelir diyoruz. Vatandaşın adını gücünde etkilenme var. Var. Yani insanlar gerçekten sıkıntılı. Yani bir istikrarın olmadığı için midir artık bu dış güçlerin oyunu mudur bilemiyorum ama bayağı bir sıkıntı var. Geçen seneki Ramazan'daki cirolarımız günlük 12 bin, 13 bin lira arası. Bu Ramazan 4-5 bin oynadık. Seçimlerden sonra bayağı bir düşüş var. Normalde cirolarımız 6-7 arası ama şu anda seçimden sonraki dönemde 1-1,5'lardayız. Satışlar azalıyor. Eğer alım gücü azsa halkın, bu sefer de sizden de satın
satış yaptığın miktar düşüyor. Yani tabii ki doğrudan etkileniyor. Bizim iki tane şubemiz var. Birisi Gazi Osman Paşa'da, yani dar kesimli insanların olduğu yerde. Birisi de Beşiktaş'ta, alım gücü yüksek olan insanların olduğu yerde. Gazi Osman Paşa'daki şube bıçak gibi kesildi hemen. Yani şu şartlarda insanların ticaret yapması da artık mümkün değil. Yani özellikle alkol satan mekanlarda çok zor. Bir de bunu mekanlarda, kafelerde falan yapan insanlar için daha da zorlaştı. Çünkü kira yükü de çok yüksek. Yani hala mesela Gazi Osman Paşa şubesinde bu iş veresiyeyle dönüyor. Yani insanlar alkolü bayağı veresiyeyle yapıyor yani. Şu bölgede de genelde kredi kartıyla yapıyorlar. Yani nakit alışverişi çok az. Alım gücü yok. Hiç kimsenin alım gücü kalmadı. Buna bir çare getirecek olan da yok. Öyle bir şey de görmüyoruz. Herkes almış başını gidiyor koltuk sevdasında. Eskiden de 50 lirayla pazara geliyorduk. Şimdi 100 lirayla geliyorsun, bir şey almadan geri gidiyorsun. Biraz var da inşallah düzeniriz. Bekliyoruz düzenmesine inşallah. Hayırlısı Allah'tan. Vatana millete Allah zeval vermesin. Çok şükür iyiyiz. Şu anda domates, patates, soğan biraz. Yani onu herhalde birkaç hafta içinde düzenir. Düzenir inşallah. Her şeyin hayırlısı. Vatana millete Allah zeval vermesin. İyi oldu inşallah. Ya ev ekonomisi diye bir şey kalmadı ki. Her şey ateş pahası. Hani gene biz emeklimiz var, evimiz var. Olmayan ne yapacak mı? Herkes ağlıyor. Şu pazara gelene kadar kaç kişiyle görüştüm. Perişan durumda. Ya evladım et zaten bakma kim oluyor, kurban oluyor. Bir de et tadı da yok. Parası da yok. Her şey yok. Et kim alıyor ki? Gene muzuyu kötü. Hadi ben alabiliyorum belki de. Ama alamayanlar var kurban olayım. Diyor ki patates soğan aldım. Bir daha gelişi boynunda bir kolye var hanımı. Bunu bozduracağım. Başka çare yok diyor. Yani kime sorarsan dert gelecek. İyiyim diyene rastlarsan aferin. Biz bu artışları geçici olarak düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmeyeceğine inanıyoruz. Memleketimiz inşallah daha iyi gidecek. Ve şu andaki memleketimizin durumundan biz memnunuz. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyoruz. Fiyatlar geçici bir artıştır, bir suni artıştır. İleriye yönelik inşallah düzelecek. Çok teşekkür ederim. Siz ne dersiniz? Vallahi pazarda bolluk var. Ne arasan buluyorsun. Bu önemli değil yani bağlı olması. Aradığını buluyorsun. O kadar da bağlı bir şey değildir. Aradığımı bulduğum için memnunum. Hükümetten de memnunum. Hayatımdan da memnunum. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar pahalılıkta geçinebiliyoruz mu? Ben mesela şahsen emekli değilim. Kocam emekli, geçinemiyoruz biz. Ooo faturalar almış başını gidiyor, elektrik, su, onları hiç sorma yavrum. Ondan sonra sebzeler, et keza hiç görmüyoruz artık. Eti millet rüyasında görecek. Bizleri zaten bitiren, toptancıyı da bitiren büyük marketlerdir. A101, BİM, Şok gibi marketler. Mahalle aralarına bile 50 metre, 100 metre yere bile açmaya başladılar. İşte A101'ler, BİM'ler rekabeti de öldürüyor. Çünkü bir eti, ucuz eti sadece işte bir tane markete sattırıyor. Diğer kasaplara sattıramıyor. Onlar yüksek kalıyor. Bir de zincir marketler sırf gıda da satmıyorlar. Bugün mahallemizdeki nalburun da işine göz koydular. Mahallemizdeki terzinin de, plastikçinin de, beyaz eşyanın da yani televizyon satıyor, tırpan satıyor, el aletleri satıyor. Şort mayo satıyor. Yani bu marketler, market mi, gıdacı mı, yoksa konfeksiyoncu mu, nalbur mu, sanayici mi, nedir bunlar? İnşallah ülkemize ferahlık gelsin, bolluk gelsin, güzellik gelsin ama biraz zor. Çok teşekkür ederim. Hadi canım.